tane teklif getirdik, ona anlatmak istiyorum. Adnan Bey'le konuştuğumuzda bizim bu Şubat ayında Fransa ve Polonya'da yayınlanacak yeni bir albümümüz var. Açıkçası onun tanıtımını yapmak için istedik bu performansı. Fakat CD ve plan çıkışı biraz sarktı. O yüzden şu an yanımızda yok, yalnızca eski ürünlerimizi getirme şansımız oldu. 2008 senesinden beri bir aradayız ama ben Koran Argüden'i tahmin ediyorum kaç yaşında? 15 yaşında. 15 yaşında falan tanıyorum. Yani, sen 15 yaşında. Geri ne? Geri ne? 15, 15. Herkes ayrı ayrı müzik deneyimleri olan değişik platformlarda müzisyenler ama 2008 senesinde bir şekilde bir araya gelme şansımız oldu. Ve daha sonra 5 senelik, 5 seneye yaklaşan süreçte bir şeyler yapma şansımız oldu. Bu da bizi bir arada tuttu sanırım. Aslında şaka maka önemli festivallerde sahne aldık. 2 sene önce Zaferden Caz Festivali'nde Sanra'nın direktörü Marshall Adam'la bir konserimiz oldu. Bu sene bir iki ay önce Krakow'da çaldık. Çok güzel bir festivaldi. Petar Bösman, Marshall Adam, Evan Parker gibi önemli free jazz müzisyenleriyle performans yapma ve kaydetme şansımız oldu. Tabii bu biraz Türkiye'de büyük medya tarafından göz ardı edilen bir tür olduğu için pek fazla ses getirmedi ama en azından interneti kullanmamız dolayısıyla yurt dışında bilinirliği olan bir grup olmaya başladığımızı fark ettik. Yani 4-5 senenin getirisi oldu bize. Korhan Futacı saksafonda. Ayrıca oldukça şu an popüler olan Kara Orkestra'nın da kurucusu kendisi. Özün keza bas gitar ve cembe çalacak bu akşam bizde. Korhan Argüden davulda. Ben de klavyeden uçağımı. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa da. Müzikle ilgili. Müzikle ilgili. Açıkçası Özün'le bu konuda çok sıkı tartışıyoruz. Müziği tanımlamak zor. Yani doğaçlama yapıyoruz. Her şeyin ötesinde. Bolca. Son dönemde, yani daha önceleri tamamen doğaçlama, hiçbir şey belirlemeden o anın getirdiği duyguyu enstrümanlardan yansıtmak gibi bir yöntem yaparken son dönemde bazı formlar ve trafikler üzerinde çalışmaya başladık. Tam şarkı formu gibi olmasa bile, yani melodiler yazılmış olmasa bile bazı moodları belirliyoruz önceden ve onlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani şunu diyebilme şansına artık sahibiz, şu parçayı çalıyoruz dediğimizde ne çaldığımızı biz biliyoruz en azından. Çalışılmış parçalar var. Gibi, evet, diyebiliriz. Hep söyledi mi? Bugün öyle, 4 parça belirledik. O 4 parçayı bugün sunacağız burada. Ya pardon, bir şey eklemek ihtiyacı duydum. Şimdi temaların içinde serbestiz aslında. Yani 4 parçanın temaları var. Bir de bilmiyorum ne kadar uygun ama. Bana Ornette.com'un bir kere bir şey söyledi, kendi yapıtları hakkında. Dedi ki, ben dedi bir şeyi bestelerim. Ondan sonra o bestenin bende uyandırdığı izlenimi çalıyor. Yani biraz sanki bizim duruma benzer bir cümle olduğu için onu size iletmeye ihtiyacım var. Mesela burada ıslak köpek çaldı. Evet. Onlar aranızdaki farkı. Onlar hiçbir şey önceden oluşturmadan tamamen müzik burada oluşuyor. Evet. Tamamen doğaçlama. Yani ondan sizi ayıran bir şey oluyor. En azından şu andaki durumunuzu ayıran. Evet. Yani daha, aslında daha önce de ayıran bir durum var. O da nasıl diyeyim? Biz daha doğal bir bunun negatif anlamda söylemiyorum. Islak köpeği ben mesela kişisel olarak daha bir laboratuvar müzik olarak tanımlıyorum. Bizimki biraz daha organik diyebileceğim. Ya hiç soruyu onlara da sordum ve cevap aldım. Analog soruyor. Onlar biz daha doğalız demediler.
şöyle dediler. Biz daha Avrupa tipi, evet, onlar doğru, daha Chicago şey dedi. Bu ne anlama geliyor? Bir parça daha, onlar biraz daha sakin vesaire, evet, ama zaman zaman yüksek perde çıkabilir ama sizde daha... Onların referansı tahmin ediyorum daha çok şeye yaslanıyor. Bizimki mesela biraz caza yönelikken, onlarınki daha şu an belki bir çağdaş, evet, bestecilerin, evet, yöntemleriyle örtüşen bir çalım tekniği diyebilirim. Peki sizde tonal bir yapı var mı? Tonal bir yapı var. Var. Ama o tonal yapı esniyor tabii. Mesela onlarda yok. Evet. Evet, yani biz... Ritmik bir yapı da var. Aslında çoğunlukla tonal yapılar üzerine gidiyoruz. Yani fakat bu çok bilindik anlamda bir tonal yapı değil. Örgüler oluşturmaya çalışıyoruz. Yani konuştuğumuz belli modlar var. Onların üzerine ilerlerken bir başkası diğer moda geçerken diğeri bir öncekinde kalıp belli bir süre sonra tekrar onunla o modda buluşurken bir başkası tekrar aykırı bir şekilde diğer tonal yapıya geçmiş olabiliyor. Bu da aslında bir hem tonal hem de atonal bir tavır yaratıyor. Yani aslında yaratmaya çalıştığımız şey kendi devinimi olan bir örgü yaratmak. Şöyle söyleyebilirim, daha önce yayınlanmış CD'lerimizden bir tanesini dinleyen bir Portekizli festival yöneticisi şöyle bir feedback de vermişti bana. Doğaçlama olmasına rağmen çok fazla bir yazılmışçasına bir yapıyı hissettiren bir müzikten öyle bir izlenim almıştı. Herhalde... Bir melodik yapısı da var demişti de zaten. Tabii yani melodik. Hani oturup tek faldeki melodik yapı çalmıyoruz ama belirlediğimiz bazı cümleler var. Ritmik bir yapı da. Var tabii, her parçanın kendi bir atmosferi var. Yani önceden belirlenmiş diyebileceğim bir yapısı var. Evet. Başka sormak bir şey var mı? Yoksa ya bir şey soracağım. Mesela bu müziği... ya sorma ne olur yani. Ne kadar az insan dinlerse içerisi o kadar bir tatlı mutluluk duyuluyor mu bu işte? Hayır. Hani acı bir soru. Yani duyar mısın? Ulan çok başarılıyız. Yani biz şunu gözetiyoruz. En azından izleyici sayısı çalan sayısından fazla olduğunda bu bir şey. Ama genelde olmuyor. Öyle biliyor musun? Tamam. Hiç kapıyı kilitlediler mi? John Zorn da yapar. Bu arada CD'lerden de bir bahsedelim. Bunlar 2011 senesinde yayınlanmış, arka arkaya ilginç bir şekilde yayınlanmış 3 adet CD'miz. Bir tanesi Peter Brossman'la yapılan kaydın, 2008'de yapılan kaydın CD'si. Bir tanesi Marshall Allen'la yaptığımız bir stüdyo kaydı. Ötekisi de Evan Parker'la birlikte Atlantik Jazz Festivali'nde çaldığımız konserin kaydı. Bunlar ayrıca şu an Fransa'da planı basacakları plak şirketi yeni albümün. Bunları plak olarak da ayrıca yeniden basacaklar. Çünkü bunlar 500'er adet basıldı ve neredeyse tükenmek üzere. Daha fazla değil mi? Plak oldukça talep gören bir medya aracı oldu son dönemde. Yani çoğu müzisyenin bana söylediği, eğer ürün satmak istiyorsanız CD değil, plak basın lazım.